Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruk ben. Bu videomuzda İslamiyet'in doğuşu ve yayılışına devam ediyoruz. Hazırsanız vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, Peygamber Efendimiz'in hayatı ve İslamiyet'in yayılması devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz hicretten sonra Müslüman, Yahudi ve Medine'nin putperestleri bir araya getirerek Medine Sözleşmesi'ni yapıyor arkadaşlar. Tabii bu sözleşmede toplumsal kuralların düzenlenmesi, İslamiyet, Yahudi ve putperestlerin bir arada yaşaması için temel kuralları belirtiyor Peygamber Efendimiz. Tabii Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra ilk faaliyeti Mescid-i Nebevi'yi inşa etmesidir. Yani bu da dini, yani İslamiyet'in yerleşmesi için imar faaliyetinde bulunduğunu kanıtıdır arkadaşlar. Mescidin yanına suffeler yapıyor. Bu suffelerin temel amacı öğrencilerin kalması ve eğitim görmesi. Odalar arkadaşlar, suffe adı verilen odalar yapıyor da eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırma amacı taşıyor. Bu da İslamiyet'in ve Peygamber Efendimiz'in eğitime verdiği önemin bir kanıtıdır. Şimdi hicret gerçekleştikten sonra Mekke'li müşrikler Peygamber'i ve Efendimiz'i ve Müslümanlığı, İslamiyet'i ortadan kaldırmak için saldırıda bulunuyor. 624 yılında Bedir kuyularının yakınında Bedir Savaşı meydana geliyor ve bu savaşı Müslümanlar kazanıyor. Arkadaşlar, savaş sonunda esir olan Mekke'li müşriklerden okuma yazma bilenler en az 10 Müslümana okuma yazma öğretmeni şartıyla serbest bırakılıyor. Bak, diyor ki esirsin, 10 Müslümana okuma yazma öğretirsen serbest kalacaksın. Bu da İslamiyet'in ve Peygamber Efendimiz'in yine eğitime önem verdiğini gösterir. Mekkelilerle Müslümanlar arasında ikinci savaş Uhud Dağı eteğinde meydana gelen Uhud Savaşı'dır arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'in Uhud Dağı yakınlarındaki tepeye yerleştirdiği 40 tane okçunun yerini terk etmesi sonucunda Müslümanlar bu savaşı kaybediyor. Peygamber Efendimiz diyor ki ne olursa olsun ben size emir vermedim, yerinizi terk etmeyin. Müşriklerin kaçtığını gören okçular aşağıya iniyor, müşrikler geri dönüyor ve maalesef bu savaşta birçok Müslümanı, Peygamber Efendimiz'in amcasını şehit veriyoruz. Allah onlardan razı olsun ve Allah mekanlarını cennet eylesin inşallah diyelim. 627 yılında arkadaşlar Müslümanlar ile Mekkeliler arasında İslam tarihinin son savunma savaşı olan Hendek Savaşı meydana geliyor. Bu savaşı Müslümanlar kazanıyor ve Mekke'nin müşrikler artık savunmaya geçiyor. 628 yılında Müslümanlar Mekke'de bulunan Kabe'yi ziyaret etmek istiyorlar. Bunun üzerine Mekkeli müşrikler ve Medine'li Müslümanlar yine karşı karşıya geliyor ve görüşme yapılıyor. Bu görüşmeler sonucunda Hudeybiye Antlaşması ile sorun çözüme kavuşuyor. O yıl barış yılı ilan ediliyor ve diyorlar ki bu yıl ziyaretlerinizi geri çekeceksiniz. Önümüzdeki yıl ziyaret edebilirsiniz. Tabii Mekke'li müşrikler yine rahat durmuyorlar. Hudeybiye Antlaşması'nın şartlarını bozuyorlar. Bunun üzerine İslam ordusu Peygamber Efendimiz'in komutanlığında, liderliğinde Mekke'yi fethediyorlar ve Peygamber Efendimiz Kabe'yi putlardan temizliyor. 632 yılında Peygamber Efendimiz vefat ediyor. Hakk'ın rahmetine kavuşuyor arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'den sonra, tabii Peygamber Efendimiz'in veda hutbesi var arkadaşlar, onunla biraz kısaca bahsedeyim. Eşitliği, kadın erkek eşitliğini, kadın erkek eşitliğinin sağlanması gerektiğini tavsiye ediyor. Irkçılığa karşı çıkıyor. İslamiyet'in korunması ve yaşatılması için tavsiyelerde bulunuyor arkadaşlar. Bu da veda hutbesinin insan hakları açısından önemini ortaya koyuyor. Şimdi Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra İslam dünyasının liderliğine vekalet eden kişiye biz halife diyoruz. 4 halife dönemi var. Bu halifeler arkadaşlar sırasıyla Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali olmuştur. Tabi burada halifeler seçimle iş başına geldiği için 4 halife döneminin diğer bir adı Cumhuriyet dönemidir. Çünkü Cumhuriyet rejiminde seçim vardır. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemleri. Şimdi Hazreti Ebubekir döneminde arkadaşlar Peygamber Efendimiz'den sonraki ilk halifedir. Bu dönemde Peygamber Efendimiz son peygamberdir. Bunu herkes biliyor. Bazı yalancı peygamberler ortaya çıkıyor. Ben peygamberim diye ortada dolanıyorlar. Yalancı peygamberler ortadan kaldırılıyor arkadaşlar.
İslamiyet'te yani bu da İslam dünyasında ortaya çıkan karışıklıklar bastırılıyor. Devletin parçalanmasının önüne geçiliyor. Hafızlar yani Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen hafızlar öldürüldüğü için müşrikler tarafından Kur'an-ı Kerim kitap haline getiriliyor Hazreti Ebubekir döneminde. Daha sonra arkadaşlar Hazreti Ömer dönemi meydana Hazreti Ömer dönemi yaşanıyor. Yani Hazreti Ömer dönemi Hazreti Ömer halife seçiliyor. Bu dönemde en çok fetihlerin yaşandığı dönemdir. Kudüs, Suriye, Filistin, İran, Kuzey Afrika'nın bir kısmı fethediliyor arkadaşlar. Sınırları genişleyip nüfus arttığı için çeşitli yerlere valiler atanıyor. Bu devlette teşkilatlanma çalışmalarının yapıldığının kanıtıdır. Temel amaç ülke yönetiminin kolaylaştırılmasıdır. Yani valiler atanıyor ki ülke daha rahat yönetilebilsin. Siyasi, hukuki, sosyal alanlarda düzenlemeler yapılıyor. Peygamberimizin hicretinin başlangıcı kabul eden hicri takvim yine bu dönemde hazırlanıyor. Yine kültürel astronomi alanında çalışma yapıldığını gösterir bu arkadaşlar. Hazreti Ömer döneminde özellikle illerin başına valiler atandığını, kadılar atandığını unutmuyorsunuz. Kadı atamaları yani yargılama alanında kadı ataması Hazreti Ömer döneminde yapılıyor. Bir diğer halifemiz Hazreti Osman dönemi. Hazreti Ömer döneminden sonra Hazreti Osman dönemi yaşanıyor. İlk İslam donanması Hazreti Osman döneminde oluşturuluyor ve Kıbrıs fethediliyor. Zaten Kıbrıs'ın fethedilmesi donanmanın oluşturulduğunun kanıtıdır. Çünkü donanma olmadan Kıbrıs'ı fethedemezsin. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılarak çeşitli yönetim merkezlerine gönderilmesi yine Hazreti Osman dönemidir. Yine iç karışıklıklar yine bu dönemde ufak ufak başlıyor. Hazreti Osman devlet yönetiminde kendi akrabalarına biraz yer veriyor. Bu da ilk ayrılıkları aslında başlatıyor. Hazreti Ali dönemi arkadaşlar İslam dünyasındaki ilk keskin ayrılıklar, ilk karışıklıklar, ilk ciddi karışıklıklar Hazreti Ali döneminde başlıyor. Ve Müslümanlar kendi arasında savaşmaya başlıyor arkadaşlar. Devletin merkezi Medine'den Kufe şehrine taşınıyor. Yönetim merkezi değişiyor yani. İç karışıklıklar nedeniyle fetihler duruyor, fetih hareketleri yaşanmıyor. Hazreti Ali'nin maalesef arkadaşlar şehit edilmesiyle Müslümanlar arasındaki ayrılıklar, mezhep ayrılıkları yavaş yavaş keskinleşmeye ve belirginleşmeye başlıyor diyebiliriz 4 halife döneminde. Sevgili arkadaşlar bu videomuzda bundan ibaret, diğer videomuzda Emeviler ve Abbasiler dönemleriyle devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.